Türkiye'de üniversite öğrencisi olmak ne demek, nasıl bir şey, ne tarz zorluklarla mücadele etmeniz gerekiyor? Bugün bunlardan bahsedeceğim. Tabii biz uzun yıllardır izahı olmayan şeyin mizahı olur kafasında olduğumuz için bunlara o kadar çok alıştık ki normal gözüyle bakıyoruz değil. Mesela en basitinden Türkiye'de bir öğrenci olmak barınma sorunuyla yüzleşmek demektir. Ben bu durum daha çok böyle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde var zannediyordum. Ama bu sene özellikle fark ettim ki sosyal medyanın aracılığıyla 81 ilimizde üniversite öğrencileri barınamıyor. Ülkenin her yanında korkunç bir ev sahibi terörü var. Öğrenciye ev vermemcilerden tutun da sırf öğrencisiniz diye sizden 3 kapora almak isteyen yamyamlar. Mesela ben bildiğim yerden gideceğim. Hisarüstü. Yani bakın Hisarüstü yaşaması gerçekten yaşanması bir yer değil. İnişli çıkışlı yolları var, sokakları var. Evlerin hepsi gece kondudan çatma neredeyse. Ve sokaklar bu kadar, hani böyle evler artık birbirinin içinde. Bütün mahalle birbirinin yatak odasını görüyor. Bu kadar yakın karşı evle senin evin. Ve de evin rutubet sorunu var. Evin güneş ışığı almama sorunu var. Ne alaka diye sormayın, ben de bilmiyorum. Evlerde bir de akrep sorunu var. Ama ne? Ama ne? Orası Boğaziçi Üniversitesi'ne yakın. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine yurt çıkmayınca ne yapacak? Hisarüstü'nde ev arayacak. Ev sahibi de bundan faydalanmasını bildiği için o kadar iğrenç, kutu kadar evlere dehşet pahası fiyatlar söylüyor. Şimdi sen böyle anlattığında bu sokak röportajındaki çıkar telefonunu göster diyen dayılar var ya, onlar beliriyor birden. Ve diyorlar ki mesela kız başına zaten el tutamazsın, ahlaksız. Çünkü ben fizikte o kadar iyi değilim ama ben diyorum ki mesela ev tutacağım, öğrenciyim. Ve bu söylediğim şey karşı tarafa giderken ses kırılmasına uğruyor. Karşı taraf bunu şöyle duyuyor. Öğrenci değilim, pavyon açacağım diye duyuyor ve asla sana ev falan vermiyor. Hiçbir şeyin de kontenjanı olmadığı gibi yurtta da yok. Ne derse kontenjanı var, ne yurdun kontenjanı var. Okullar deli gibi kalabalık. Yani yemekhanede yemek alacaksın, sıra beklersin, kütüphaneden kitap alacaksın, birinin getirmesini beklersin. Yurtta da ben 185. yedekteydim. 184 kişinin yurttan ayrılmasını beklersin. Ki diyelim ki yurt çıktı. Yurtlar nasıl? Mesela 6 kişilik falan odalar var. 6 kişi bir odada, bir de insanlar bunu güzelliyor. Diyorlar ki, ya üniversite yurdu anıları. Yahu üniversite yurdu anıları muhtemelen evet keyiflidir. Ama keyifli olmasının sebebi acaba 6 kişi olmak olabilir mi? Sanmıyorum. 6 kişi şu benim video çektiğim kadar odada sıkış sıkış ve aynı duşu, aynı banyoyu kullanmak zorunda kalmak gerçekten yani öğrencilere hakaret gibi bir şey. Bu toplumdaki güzelleme anlayışı da hiç bitmiyor. Mesela toplu taşımadan şikayet edersin, derler ki ya öğrenciliğin zaten bir kısmı da toplu taşımadır. Nerede yazıyor bu? Öğrenciliğin ev kitabında mı? Yok böyle bir şey. Bunun böyle olmuş olması, şu anda böyle oluyor olması, böyle olması gerektiği anlamına gelmiyor. Mesela ben İTÜ'de okurken Beylikdüzü tarafında yaşıyordum hazırlık okurken. Bakın her gün evden çıkıyorum. Metrobüse 15 dakika yürüme mesafesi. Metrobüse 15 dakika yürüdükten sonra ilk duraktan biniyorum. Bu indim indi çabası var zaten. Çok çünkü kaos var. Diyelim ki bindim. 100 dakika metrobüs süresi. Sonra metroya aktarma yapacağım. Alt geçide geçiyorum. Sonra bir de okul 15 dakika yine yürüyorum Maçka'ya. Ve adam bana gelmiş diyor ki öğrencisin ya normal. Öğrenci için günde 5 saatini yolda harcaman normal. Hayır yani sırf yolun süresi olsa diyeceğim ki hadi. Yol yol değil ki yaşam mücadelesi kardeşim ya. Ben oturuyorum metrobüse, karşıma biri geldi tiner. Ben böyle hiçbir şey olmamış gibi şey diye düşünüyorum. Şu an yanımda kaç para var? Bana gülüyor anlatınca. Ya bunun komik bir tarafı mı var? Ben mi göremiyorum? Öğrenciysen mesela ulaşım dışında yeme içmesi de ayrı dert. Ya bu bahsettiklerim en temel artık barınma, yeme içme. Şimdi ben üniversiteyi kazandım. Başladım İstanbul Teknik'te. Bir gün gittim, iki gün gittim. Üçüncü gün okulda boykot var. Neden? Çünkü okuldaki, okulun içindeki işletmeler öğrenciye bir de biz geçirelim mentalitesiyle her fiyata bin dilim yapmışlar. Bu yüzden de boykot vardı. Bu mudur? Diyorlar ki git yemekhanede ye o zaman. Sen ye. Kolaysa gerçekten gel o yemekhanede sen ye. Yemekhanenin sıra bekle yemeği alabilmek için.
Yemeği sana bir tabakla bile vermesinler, tabldotla uzatsınlar. Yağ içinde yüzen 3 tane parçacık için üstüne bir de para ver. Sonra işte üniversite dediğin ufkunu açacak, hobilerini geliştireceğin, farklı seçmeli derslerle kültürünü kat kat arttıracağın bir yerde dediler. Hangi üniversite orası? Mesela İTÜ Ekonomi'den bahsediyorum. İTÜ Ekonomi'de sen girdin, 4 yıl okuyorsun ya, 4 yıl için 4 seçmeli ders hakkın var. Kontenjan yetmiyor seçmeli dersler, onlar da sana oluyor mu seçmemeli ders? Hani nerede ufkum açıldı benim? Açılmadı. Ya şimdi yalan olmasın, ben Boğaziçi'nde geçtiğimde kendi bölümüm hariç 9 bölümden ders aldım. Ve şu ana kadar isteyip de alamadığım bir ders olmadı. Bu açıdan çok iyi. Ama bakın, kontenjan sorunu var. Ben mesela çok istediğim psikoloji dersini aldım. Ama benimle beraber 350 kişi aldığı için psikoloji dersinde mikrofonu açık konuşmamız yasaktı. Fark ettiyseniz ben burada şeyden falan bahsetmedim artık, hobilerden falan. Çünkü gidin bir Alice müzikalinin fiyatına bakın. Sonra da deyin ki bir öğrenci bunu karşılayabilir mi? Hadi karşıladı. Bir ikincisine gidebilir mi? Diyelim ki bir öğrenci resim yapmak istiyor, buna ilgi duyuyor. Bir bakın resim malzemelerinin fiyatına bakın ve öğrenciye özellikle bindirmeye çalışan esnafa bakın. Ondan sonra da gelin burada konuşun. İlgilendiğin şeyi sadece uzaktan izlemekle yetinmesi zorunda kırılan bir nesil yetişiyor. Bir de samimiyetsiz zengin tayfa var. Yani bunların bir kısmı bir de özel okul falan sahibi. Böyle hani Times Higher Education, dünyadaki üniversiteler listeleri açıklanıyor ya, şey diyorlar mesela, işte Yıldız, ODTÜ, Boğaziçi gibi okulların sıralamalarda düşmesi bizim için çok üzücü diyorlar bu reklam kısmı. Sonra adam gerçek yüzünü gösterip şey diyor, ama bizim okulumuzda son model teknolojili laboratuvarlarla yükselttik. Ya sen zaten eğitime şu kadar önem veren biri olsan, eğitimi ticaretten ibaret düşünmesen gider zaten o Boğaziçi'ne, o ODTÜ'ye, o hangi üniversiteyse artık ben İstanbul'dakileri biliyorum. O 9 Eylül'e, o Akdeniz Üniversitesi'ne bir bağış yaparsın, doğru düzgün bir laboratuvar açarsın, o üniversitelerin hayatını güzelleştirirsin. Samimiyetsiz tayfa, işte samimiyetsiz iş adamları demişken bir de büyük bir sorun daha var. Staj. İşte buldum bulamadım, torpil var mı? Evet var falan kısmını geçtim. Staj buldum. Çok böyle prestijli isim yapan bir yerde görüştüm ben. Bana dedik ki, Seyhan Hanım, 6 ay sürecek staj, 3 ay yazın haftanın 5 günü, okul açıldığında haftanın 3 günü devamlılık bekliyoruz. Ben de çiçeği burnumda bir stajyer adayı olarak dedim ki, ne güzel maaş. Ve bana dedik ki, yol yemek. Nasıl yol yemek? Ya bakın, ben Antik Yunan tarihi dersi falan aldım. Orada köle diye bir anlayış vardı ya, kölelere mesela çalıştırdıktan sonra yemek ve yolun yanında bir de konaklayacak yer de veriyorlardı, biliyor musunuz? Ama burada işverenler böyle bir şey yapmıyor. Lanet olsun böyle işverene, lanet olsun böyle şirkete, bu yazmaz olsun CV'mde deyip çekip gittim. Ve bunu anlattığımda beni daha çok üzen şey, ben bunu anlattığımda bana etrafımdan dediler ki, arkadaşlarımın bir kısmı, ya aslında bayağı iyi bir şirket, keşke kabul etseydin, 6 aycık. Ya 6 aycık da ben orada çalışacağım ve benim yaptığım işin hiçbir değeri olmayacak mı? O zaman bu kendime hakaret etmek değil mi? Ben bu videoyu çekerken, anlatırken özellikle hiçbir şeyle hiçbir şeyi karşılaştırmamaya çok önem gösterdim. Yani olanları olduğu gibi anlattım. Ve sizin de olduğu gibi dinlemenizi istiyorum. Çünkü ben burada şey falan demedim mesela, işte Avrupa'da böyle, Türkiye'de böyle, hayır. Veya işte 80'ler Türkiye'sinde böyleymiş, günümüzde böyle, hayır. Çünkü benim anlamadığım şöyle bir şey var. Mesela ben diyorum ki yurtlar 6 kişi çok kötü. Adam bana diyor ki eskiden 12 kişiydi. Eskiden de kötüymüş, ne yapalım şimdi halay mı çekelim 6 kişi oldu diye. Veya mesela işte kampüs içinde huzur kalmadı falan diyorum. Adam bana gelmiş diyor ki 80'lerde birbirini öldürüyorlar bir kampüste. Yani halimize şükretmemizi söylediklerinin sebebine bakın. Öldürülmemek. İstanbul Üniversitesi'ne bir bakın, haberlere, ek sözlere bakın. İstanbul Üniversitesi'nin doğru düzgün bir tane kantini kalmamışken, üniversitelerde tuvaletleri kullanmak işkence haline gelmişken, ben yolumu taraf bulamadım. Keyifli bir video olmamış olabilir ama umarım dinlediğinizde evet, bu yaşadıklarımız normal değil diyebildiğiniz bir video olmuştur.
Bana destek olmanız benim için önemli. Eğer kanalıma abone olabilirsiniz, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Videoyu editlerken hiç bahsetmediğimi fark ettim de gerçekten çok değerli ve hani şu an istese yarın Amerika'da olabilecek kadar bilgi sahibi. Bir sürü profesörümüz var, bir sürü akademisyenimiz var ve onlar bizim için buradalar. O yüzden onlara da bir teşekkürü borçluyum.